Başarılı bir asker, devrimci bir devlet adamı. Kendi kaderini ulusuyla birleştiren bir adam. 1915'te Çanakkale'de İngilizlere tarihlerinin en büyük yenilgilerinden birini yaşattı. 1918 yılında 1. Dünya Savaşı'ndan yenilgi yüzü görmeden çıkan tek Osmanlı komutanıydı. 4 yıl sonra halkını etrafında toplayarak emperyalist güçlerin desteklediği işgalci Yunan güçlerini yendi ve ulusuna bağımsızlık yolunu açtı. 1923 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkıntıları üzerinde Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu ve ilk cumhurbaşkanı oldu. 6 ay sonra şeriata karşı mücadele başlatıp kazanan ilk lider oldu. Ektiği demokrasi tohumları sayesinde Türk ulusu içeride ve dışarıda birçok zorluklara göğüs gerdi. Stalin onu faşist addetti. Hitler ve Mussolini komünist olarak gördü. Bazıları da diktatör dedi. Halkı ise ona Atatürk dedi. Muhteşem Osmanlı İmparatorluğu. Bu çok uluslu, çok dilli hanedan yüzyıllarca dünyanın en görkemli, en korkulan imparatorluğu konumundaydı. 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman önderliği altında imparatorluk Güney Avrupa, Arabistan, Yakın Doğu ve Kuzey Afrika'yı kapsamış ve Viyana kapılarına kadar yayılmıştı. Ancak 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlıların parlak günleri çok gerilerde kalmıştı. Dünyadaki gelişimin gerisine düşen imparatorluk, Batılılar tarafından Avrupa'nın hasta adamı ilan edilmişti. 1876'da başarısız bir meşrutiyet denemesi ardından Osmanlı İmparatorluğu Sultan Halife II. Abdülhamit yönetimi altında daha otokratik ve teokratik bir şekil aldı. Batılıların Osmanlıların iç işlerine karışmalarına tepki olarak ülkeyi 33 sene boyunca acımasız bir katılıkla yönetti. Ancak Abdülhamid'in despot yönetimi bile Balkanlarda canlanmakta olan ulusçuluk ve demokrasi akımlarının genç subaylarının düşünce yapılarına girmesini engelleyemedi. Bu baskıcı padişah yönetimi, ulusçuluk akımları ve iç çalkantıların yaşandığı ortam içine Atatürk bir Osmanlı olarak doğdu, Türk olarak ölecekti. Selanik, Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'daki en büyük liman kenti. İmparatorluğun önemli bir uzantısı durumundaki bu şehir, Musevi, Türk, Yunan, Ermeni ve diğer Balkan Hristiyanlarından oluşan çok uluslu bir yapıya sahipti. Zübeyde Hanım ve gümrük memuru kocası Ali Rıza Efendi, bu kozmopolit şehrin Türk kesiminde oturuyordu. Daha önceki üç çocuklarının ölümünün ardından 1881'de bir oğulları dünyaya geldi. Mustafa Kemal Atatürk, yas dolu bir evde doğmuştu. Ölüm dolu bir evde. Annesi gençti. Ve daha önce de çocuklar olmuştu. Mustafa doğmadan bu çocuklar ölmüştü. Psikolojik açıdan onların yerini tutan bir çocuktu. Bu nedenle çok özeldi. Hem annesi hem de ailesi açısından. Mustafa kendisini ölümsüz, annesinin kırık kalbini iyileştiren özel bir çocuk olarak hissetti. Bu onun içinde gerçekti. Çünkü annesi onu öyle görüyordu. Bu yönüne kendi zekasını ve genetik yapısını ekleyerek kendisinde her şeyin üstesinden gelebilecek yaraları sarıcı özellikte bir kişiliğe sahip olma yönünde bir karakter çekirdeği oluşturdu. Anne çocuk ilişkileri dışındaki ikinci büyük olay babasının ölümüydü. Babası ölümünden önce oğluna önemli bir hediye vermişti.
Daha çok dindar özelliğe sahip olan ve çevresinde molla olarak kabul edilen annesi, onun dini eğitim veren mahalle mektebine gitmesini istiyordu. Onun bu yönde bir kariyer başlatıp hoca ya da kadı olmasını arzuluyordu. Bunu çok istiyordu. Babası ise onu yeni, batı tarzı eğitim veren Şemsi Efendi okuluna gönderme arzusundaydı. Babası önce onu mahalledeki dini okula yazdırdı. Daha sonra onu oradan alıp batılı okula verdi. Babası onu batılı bir okula yazdırarak sadece oğlunun değil, Türk ulusunun da kaderini değiştirmiş oldu. Her türlü düşünceyi boyunduruk altına alan dini eğitimle özgürlük ve eşitliği teşvik edici batılı eğitim arasındaki farkı gören Mustafa, modern eğitim ve entelektüel özgürlüğün değerini anladı. Babasının ölümünden sonra zor günler geçiren Mustafa, annesinin karşı çıkmasına rağmen 1893'te Selanik Askeri Rüştiyesi'nin sınavlarına girdi ve kazandı. Her zaman üniforma giymek istemişti. Askeri okula girmek isteğinin başlıca nedenlerinden biri budur. Üniforma içinde oldukça yakışıklı duruyordu. Bunun özgüvenine ve benlik duygusuna büyük katkıları oldu. Selanik'te 2 yıl okuduktan sonra Mustafa Kemal adını alan Mustafa, 1895'te Manastır Askeri Lisesi'ne girdi. İlk kez evinden uzakta kaldığı manastırda okul dışındaki ortamı ve imparatorluğun Avrupa kısmındaki koşulları yakından gördü. Genç Mustafa Kemal etnik çeşitliliğe ve ulusçuluk fikirlerine tanık oldu. Batı ve Musevi kültürlerini yakından tanıdı. Okuldaki arkadaşları onu Fransız filozoflarının yasaklanmış eserleriyle ve şiirle tanıştırdı. Sabahın erken saatlerine kadar gizlice Rousseau, Voltaire, Montesquieu ve vatansever Türk şairi Namık Kemal'in yapıtlarını okumaya başladı. Genç Mustafa Kemal, imparatorluğun içinde bulunduğu durum için gerçekçi çözümler düşünmeye başladı. Ülkenin artan despot yönetimi ve geleceği yüzünden endişeliydi. Büyük güçlerin desteklediği ve yönlendirdiği yabancı ajanlar, İmparatorluğa karşı azınlıkları kışkırtıyordu. 1897'de Girit Adası nedeniyle yaşanan bir gerginlik, Yunanlılarla Türkler arasında bir savaşa yol açtı. Askerlerin cepheye gidişini gören Mustafa Kemal, içinde milliyetçi ve vatansever duyguların kabarmasına engel olamadı. 2 yıl sonra manastırda eğitimini tamamlayıp mezun oldu. Artık İstanbul'daki Harbiye Okulu'na devam etmek üzere Osmanlı İmparatorluğu'nun efsanevi başkenti için hazırdı. İmparatorluğun kalbi durumundaki İstanbul ikiye bölünmüştü. Yoksulluk içindeki Türklerin yaşadığı ilkel bölgeler ve zengin azınlıkların ve yabancıların yaşadığı Pera. İmparatorluğun ekonomisini ve iç işlerini denetim altında tutan yabancılar sarsılmaz bir hakimiyet kurmuştu. Türklerse kendi ülkelerinde esir gibi yaşıyordu. Padişahı ya da hükümeti eleştirmek yasaktı. Yolsuzluk had safhaya ulaşmıştı. Dost dosta karşıydı. Padişah yönetiminde bir mevki sahibi olabilmek için kardeş kardeşle kapışıyordu. Harp okulunda da durum farklı değildi. Binlerce öğrencinin tıka basa doldurulduğu, sağlıksız, padişahın casuslarıyla dolu bu okulun koşulları öğrencileri eziyordu. Öğrenciler günde 5 kez namaza zorlanıyordu. 1899'da Mustafa Kemal bu okulun piyade sınıfında eğitime başladı. Onun için yeni bir çevreydi. İlk başlarda hiç arkadaşı yoktu. Bu nedenle yalnızlık çekti ve bunalıma girdi. Özellikle Ali Fuat Cebesoy'un arasında bulunduğu bazı arkadaşlar edindikten sonra rahat etti. Dostlarının çoğunun babası üst düzey devlet görevlisi ya da yüksek rütbeli subaylardı. Mustafa Kemal bu insanlar arasında tanınmaya başladı ve bu sayede İstanbul'daki hayatı da daha keyifli bir hal aldı. Padişahın halk içinde üniformalı olarak içki içilmesini yasaklamasına rağmen
Mustafa Kemal ve Ali Fuat sık sık barlara ve kahvelere gidiyor, Pera bölgesindeki Avrupa'yı yaşam tarzını tadıyorlardı. Padişah baskısının artmasıyla Mustafa Kemal kendini özgürlüğe ulaşmanın yollarına adadı. İmparatorluğun sorunlarına geçerli çözümler aramaya başladı. Ben Mustafa Kemal and Ali Fuat. Mustafa Kemal ve Ali Fuat harp okulunda öğrenciyken gizlice Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde bulunduğu ümitsiz durumu anlatan gazete çıkardılar. İmparatorluğun geleceğiyle ilgili fikirleriyle etrafındaki insanları etkilemeye başladı. Mustafa Kemal giderek siyasallaşıyor, hırslanıyor ve kendini ülkenin kurtarıcısı olarak görüyordu. Arkadaşlarıyla kahvelerde oturur ve onlara gelecekte neler olacağını söylerdi. Yeni bir hükümet kuracaklardı. Arkadaşlarına bakanlıklar dağıtacak ama kendisi hep birinci adam olacaktı. 1905'te Harp Akademisi'nden mezun olmasının ardından Yüzbaşı Mustafa Kemal, yasa dışı yazılar yayınlamaktan dolayı tutuklandı ve kısa bir süre hapis yattı. Fişlenmiş bir asker olarak Şam'a sürüldü. Bu, yakın gelecekte zorluklar ve mücadeleler, daha sonraları ise görkemli zaferlerle dolu bir meslek hayatının başlangıcıydı. Henüz 24 yaşındaydı. Şam'daki 3 yıllık sürgün dönemi boyunca Mustafa Kemal, ordudaki yozlaşmaya, imparatorluk ümmetindeki hoşnutsuzluğa tanık oldu. Hepsinden önemlisi, insanların hayatlarını yönlendiren şeriatın onları nasıl köleleştirdiğini ve ilerlemeyi nasıl engellediğini gördü. Şam'da yalnızdı ve çevresindeki koşullardan kaynaklanan baskı ve duyarsızlık nedeniyle depresyon ve uykusuzluğa sürüklendi. Değişimin sadece güçle gerçekleştirilemeyeceğini, bunun için belirli ve sağlam bir yöntem uygulamak gerektiğini anladı. Sürekli okuduğu için bilgi birikimi öyle bir düzeye gelmişti ki şöyle dedi: "Şu ana kadar okuduğum filozoflar arasında insanlığın iyiliği için gerçekçi çözümler sunan birine rastlamadım." Diğer subayları ve halka hazırlamak için arkadaşlarıyla beraber Vatan ve Hürriyet adında gizli bir örgüt kurdu. Parolaları, "Özgürlüğün olmadığı yerde ölüm ve yıkım vardır. Her türlü ilerleyişin ve kurtuluşun çözümü özgürlüktür." şeklindeydi. Üyelerinin çoğu 3. Ordu subaylarından oluşan Gizli İttihat ve Terakki Cemiyeti, Mustafa Kemal'den önce davrandı ve 1908 yılında padişaha karşı ayaklanarak 31 yıl önce feshettiği meşrutiyeti yeniden ilan etti. Örgütünü İttihat ve Terakki ile birleştirmek zorunda kalan Mustafa Kemal, Jön Türk Devrimi olarak anılacak bu tarihi olayda önemsiz bir rol oynadı. Devrimin ardından Kemal, imparatorluğun Balkanlardaki topraklarının tehlikede olduğunu öne sürdü ve imparatorluğun Avrupa'daki toprakları bırakarak Anadolu'da daha küçük ve daha kolay savunulabilir sınırlara geri çekilmesini önerdi. Komitenin liderlerinin ciddiye almadığı bu sav 11 yıl sonra Misak-ı Milli olarak anılacaktı. 15 yıl sonra ise Türkiye Cumhuriyeti'ne dönüşecekti. Bir yıl sonra padişah ve işbirlikçileri Jön Türklerin ilan ettiği meşrutiyeti yıkmak için bir karşı devrim hareketi başlattı. Mustafa Kemal isyanı bastırmak için İstanbul'a yürüyen ordunun kurmay başkanlığına atandı. Hareket ordusu olarak adlandırdığı ordunun başındayken İstanbul halkına ve genel kurmaya gönderdiği iki telgrafta ulus ve ulusal istenç terimlerini kullanıyordu. O güne kadar resmi yazışmalarda kullanılmayan bu kavramlar onun gelecek için öngördüğü hükümet modelinin habercisiydi. İsyanı bastıran ve bir kukla padişahı tahta oturtan İttihat ve Terakki ilk kongresini topladı. Mustafa Kemal ilk siyasi konuşmasını burada yapma fırsatı buldu. Partiyi eleştirerek askerlerin derhal siyasetten el çekmesi ve din ile devlet işlerinin ayrılması gerektiğini savundu. Bu konuşması ve Selanik barlarıyla kahvelerinde İttihat ve Terakki hakkındaki yeni eleştirileri komiteyle ilişkisinin kesilmesine yol açtı. Yine fişlenmiş bir askerdi ama bu kez hükümet farklıydı.
Genç subaylar arasındaki bir güç mücadelesinde yenildi. Çok hırslıydı ancak rakibi Enver Ki, daha sonra Enver Paşa olarak anılır, çok daha hırslıydı. İkisi 1908 Jöntürk devriminin ilk günlerinden sonra hep birbirleriyle rekabet halinde oldular. Enver Paşa, Mustafa Kemal'in mesleğinde yükselmesini engelleyebilmek için daima elinden geleni yaptı. Kendini mesleğine veren Mustafa Kemal, askeri kitaplar yazdı, çeviriler yaptı ve Balkanlardan gelecek bir saldırıya karşı imparatorluğun nasıl korunabileceğini planlamaya başladı. Selanik, Picardi ve Trablus'taki görevlerinin ardından çok yetenekli bir askeri stratejist ve komutan olarak nam salmaya başladı. Atatürk was a brilliant soldier. Çok parlak bir askerdi. Aslarıyla çok iyi anlaşıyordu. Ancak üstleriyle ilişkisinin pek iyi olduğu söylenemez. Ne zaman üstlerinden birinin hata yaptığını görse bunu hemen söylüyordu. Bu yüzden üst düzey subaylar onu mümkün olduğunca kendilerinden uzak tutmaya çalıştılar. Trabluskarp ve Balkan savaşlarındaki yenilgilerin ardından imparatorluk Avrupa ve Kuzey Afrika'daki topraklarının çoğunu kaybetti. Bu durumdan yararlanan 3 İttihat ve Terakki üyesi Enver, Cemal ve Talat ülkeyi 6 yıl boyunca demir yumrukla yönetecek bir iktidar oluşturdular. Zulüm ve zorbalığı bitirme iddiasıyla iktidara gelen İttihat ve Terakki, Enver liderliğinde oligarşik bir diktatörlüğe dönüşmüştü. Parti ve Enver hakkındaki eleştirilerini sürdüren Mustafa Kemal, Sofya'ya askeri ateşe olarak atandı. Oradayken Sofya'nın diplomatik çevresinin gözdesi oluvermişti. Yakışıklı bir erkekti. Her zaman ön planda olmayı severdi. Bir parti verilecekti. Mustafa Kemal, İstanbul'dan bir Yeniçeri üniforması istedi. Bu haliyle Sofya Sosyetesi'nde büyük bir şaşaa yarattı. Mustafa Kemal, Bulgaristan'daki sosyal ortamdan hoşlanmasına rağmen mesleğinde geldiği noktadan hoşnut değildi. Enver, rütbeleri hızla tırmanmış, general ve savaş bakanı olmuştu. Oysa Mustafa Kemal hala yarbaydı. Avrupa'da sürtüşmelerin artmasıyla Mustafa Kemal, yaklaşan dünya savaşının tehlikesinin farkındaydı. İngiltere'nin ihmali ve Jöntürklerle işbirliği yapmayı reddetmesi üstüne bir de Alman askeri misyonlarının Osmanlı ordusunun içine girmesi, padişahla Alman Kaiseri 2. Wilhelm arasında yakınlaşmaya neden oldu. Almanları ve askeri yeteneklerini ciddiye almayan Mustafa Kemal, tarafsız kalınması gerektiğinde diretti ama etkili olamadı. Mustafa Kemal, yıllardır kendini gösterebileceği anı bekliyordu. Birinci Dünya Savaşı ona bu fırsatı verecekti. Mustafa Kemal'in uyarılarına rağmen Osmanlı İmparatorluğu, İngiltere, Rusya ve Fransa'dan oluşan İtilaf devletlerine karşı Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu saflarında savaşa girdi. 550 mil uzunluğundaki Batı cephesinde bir değişiklik olmamasının ardından tüm gözler Doğu cephesine çevrildi. 1914'ün sonlarına doğru Ruslar Kafkaslar'da büyük baskı altındaydı. Fransız ve İngilizlerden Türk güçlerini Kafkaslar'dan uzaklaştırmak için bir şeyler yapmalarını istediler. Bu çağrı, Çanakkale Deniz Savaşları'nın ve Gelibolu çıkarmasının başlamasını hızlandıran bir katalizör görevi yaptı. Winston Churchill'in etkili lobi çalışmalarının ardından 5 Şubat 1915'te İngiliz Savaş Komitesi Çanakkale Boğazı'ndan geçmek ve İstanbul'u işgal etmek için saldırı yapılmasına karar verdi. Bu karardan sadece 3 gün önce Yarbay Mustafa Kemal, Gelibolu'da görev yapacak 19. Tümen'in komutanlığına atanmıştı. O sıralar gözden kaçan bu olay, bir savaşın kaderini değiştirecekti. Antik Truva kentinden birkaç kilometre uzakta Çanakkale Boğazı ve Gelibolu Yarımadası bulunuyor.
Bu topraklar Büyük İskender, Jason ve Argonotlar efsanelerine tanık olmuştu. Boğaz Ege'yi İstanbul'a, İstanbul'u da Çar Rusyası'nın güney bölgelerine bağlıyordu. Napolyon'un tarihi sorusu hala geçerliydi. İstanbul kimin hakimiyetinde olacak? Akdeniz'in o güne kadar gördüğü en büyük deniz gücünü toplayan İtilaf güçleri, Çanakkale Boğazı'ndan geçmek için saldırıya başladı. Türk mevzileri ve tabyalarından yoğun bir karşı ateşle karşılaşan İtilaf güçleri geri çekildi. Sonraki harekatların da sonuç vermemesinden dolayı sabırsızlanan Winston Churchill, Mart ayında tam kapsamlı bir deniz saldırısı yapılmasını emretti. Üç hat halinde boğazlara ilerleyen İtilaf devletlerinin gemileri Türk kıyılarını yoğun top ateşine tuttular. Tam gemiler boğazdan geçecekken saldırganlar için felaket baş gösterdi. Türk tabyalarından gelen yoğun top ateşi altında Fransız Bouvet, İngiliz Irresistible ve Ocean gemileri Nusret mayın gemisinin bıraktığı mayınlara çarparak battı. Savaşın sonunda 16 ana gemiden 3'ü batmış, 3'ü de uzun süre hizmet dışı kalacak şekilde hasar görmüştü. Sonuçta hiçbir şey elde edilememişti. Büyük ve güçlü İngiliz donanması Avrupa'nın hasta adamından büyük bir tokat yemişti. 18 Mart tarihinde Çanakkale'yi geçme başarısızlığının ardından deniz birlikleri komutanı Amiral John de Roo ve ordu komutanı General Hamilton, boğazlardan geçebilmek için boğazın Avrupa yakasına bir çıkartma harekatı yapılması gerektiği sonucuna vardılar. Hamilton ve ekibi, dünya tarihinde 2. Dünya Savaşı'nın Normandiya çıkartmasına kadar en büyük kara çıkartması olarak kalacak olan harekatın planlarını yaptı. Bir ay süren özenli planların ardından İtilaf güçleri, savaş gemilerinin yoğun bombardıman desteği altında 25 Nisan sabahı Gelibolu'ya çıktı. Avustralya ve Yeni Zelanda askerlerinden oluşan Anzak güçleri, günümüzde Anzak koyu olarak anılan Arıburnu'na çıkartma yaptı. Ciddi bir Türk direnişiyle karşılaşmayan Anzaklar, Jonk Bayırı'na doğru ilerlemeye başladı. Mustafa Kemal, Yarımada'yı savunmak için en önemli noktaların Koca Çimen Tepe ve Jonk Bayırı etrafındaki tepeler olduğunun bilincindeydi. Bu noktaların işgal güçlerinin eline geçmemesi gerektiğini biliyordu ve bu bilgiyle hareket etti. Mustafa Kemal, Koca Çimen Tepe'ye geldiğinde kıyıdaki İngiliz gemileri dışında çok az şey görebiliyordu. Bu yüzden beraberindeki adamları bıraktı ve tepeden aşağı indi. Jonk Bayırı'nda ilerlemekte olan Avustralyalıların önünde kaçan az sayıda askeri gördü. Türk askerlerine geri dönmeleri gerektiğini söyledi. Askerler cephaneleri kalmadığı yanıtını verdi. Mustafa Kemal onlara süngü taktırdı ve yere yatmalarını emretti. Bu bile tek başına Avustralyalıların ilerleyişini tepenin kuzeyinde durdurmaya yetti. Anzaklar durduğunda Mustafa Kemal'in geride bıraktığı askerleri bölgeye ulaştı. Kendi ön safta çarpışarak askerlerini çatışmaya soktu. Kemal, ülkeyi kurtarma fırsatını yakaladığının farkındaydı.
Ya dünyaya Mustafa Kemal'in kim olduğunu gösterecek ya da ölecekti. Fanatikçe çatışması ve ölmeye hazır oluşu, size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek süre içinde yerimizi başka kuvvetler ve başka kumandanlar alabilir buyruğuyla askerlerin ölüme atılmasını sağladı. Şiddetli çatışmalar ve her iki tarafta yaşanan kahramanlıklarla dolu günün ardından Anzakların ilerleyişi durduruldu ve Jonk Bayırı güvence altına alındı. 25 Nisan günü Mustafa Kemal'in bu mevkileri elinde tutmayı başarması, Jonk Bayırı bölgesinde yaşanan savaş açısından bir dönüm noktası olmuştur. Haziran'da albay olan Mustafa Kemal, Ağustos'ta tüm Kuzey Cephesi'nin komutasını devraldı. 9 Ağustos'ta İngilizlere karşı başarılı bir saldırı düzenledi ve kuzeyden ilerlemelerini durdurdu. 10 Ağustos sabahı Jonk Bayırı'nda Anzaklara karşı sonucu belirleyen saldırıyı başlattı. Bu sırada gerçekleşen bir olay Mustafa Kemal'i sonsuza dek değiştirecekti. Savaş sırasında patlayan bir bombadan sıçrayan şarapnel parçalarından biri kalbinin üzerine isabet etti. Ancak şarapnel parçası onun cebindeki saate saplandı ve Mustafa Kemal ciddi bir yara almadı. Gelibolu'daki bu olaydan sonra her zaman içinde hissettiği ölümsüzlük hissi dış dünyada destek bulmuş oldu. Bu olay bir anlamda ona kendi ölümsüzlüğünü kanıtladı. Kendine olan güveni daha da arttı. Sonradan yapacaklarını böylece daha rahat yapabildi. O günden sonra yoğun ateş altında rahat bir şekilde dolaşırken askerleri arasında bir efsaneye dönüşüyordu. Mustafa Kemal'in 9 ve 10 Ağustos'taki saldırılarının ardından İtilaf güçlerinin elinde hiçbir stratejik tepe kalmamıştı. Görkemli İngiliz İmparatorluğu Gelibolu'da yenilmişti. Winston Churchill, amiralliğin birinci lordu unvanını kaybetti. Mustafa Kemal'in şöhreti meslektaşları ve halk arasında yayılmaya başladı. Gelibolu'da oynadığı rolle ilgili olarak İngiliz resmi tarihi şu yorumda bulunuyor. Tarihte nadir olarak tek bir tümen komutanı 3 farklı zamanda sadece çatışmanın değil, hatta savaşın, belki de bir ulusun kaderini değiştirecek kadar başarılı olmuştur. Nisan ve Ağustos'ta askerleri peşinden nasıl kararlılıkla ve acımasızca sürükleyebildiğini kanıtlamış oldu. İngiliz komutanlarda bu özellik pek yok. Askerlerini onun kadar iyi güdüleyemiyorlardı. O çok daha kararlı bir şekilde davrandı. Bu üç belirli noktada saldırının yayılma olasılığını en başından engelledi ve çatışmaların gidişatını değiştirdi. Bunu tam üç kez yaptığı için de savaşın en önemli karakteri olarak karşımıza çıkıyor. Mustafa Kemal, hükümet tarafından dışlanmış bir subay olarak Gelibolu'ya geldi ve ulusal bir kahraman olarak ayrıldı. Ne yazık ki Gelibolu zaferi kaçınılmaz olanı engellemeye yetmeyecekti. Osmanlı İmparatorluğu'nun ve müttefiklerinin durumu giderek bozuluyordu. Yenilgi artık kesindi. İtilaf devletleri imparatorluğu paylaşmak için önceden planlar yapmıştı. İtalya, Fransa, İngiltere ve Yunanistan yağmadan pay kapmak için bekliyordu. Gelibolu'daki hizmetlerinin ardından Mustafa Kemal generalliğe terfi etti. Trablusgarp'ta yakalandığı sıtmayla mücadele ederken Doğu cephesinde ordu komutanı olarak Ruslarla ve Güneydoğu cephesinde Allenby'in İngiliz güçlerine karşı savaştı. Ülkenin dört bir köşesinde çok değerli tecrübeler edindi. Aynı zamanda gelecek için daha kesin fikirler oluşturdu. ...30 Ekim 1918... Osmanlı İmparatorluğu yeni padişah Vahdettin yönetiminde Mondros Adası'nda İngilizlere teslim oldu. İtilaf devletleri
hemen ülkenin farklı bölgelerini işgal etmeye başladı. Düşman donanmasının boğaza girdiği gün Mustafa Kemal İstanbul'a döndü. Birinci Dünya Savaşı sırasında yenilmeyen tek Osmanlı komutanıydı. Bunun sonucunda halk arasında çok büyük bir ünü vardı. Mütarekenin imzalanmasının ardından Türkler açısından adil olmadığını ve imzalanmaması gerektiğini söyleyerek bu ününü arttırdı. Boğaza demirlemiş düşman gemilerine bakan Mustafa Kemal, geldikleri gibi gidecekler dedi. Türk kurtuluş mücadelesi başlamıştı. İtilaf güçlerinin İstanbul'a girişi, şehirdeki Rum ve Ermeni azınlıklar tarafından coşkuyla karşılandı. Sultan ve hükümetin işbirliği sayesinde İngilizler başkentin kontrolünü hemen ele geçirdi. Her yerde işgal güçlerinin bayrakları dalgalanıyordu. Suç had safhaya ulaşmıştı. Ülkenin geleceği belirsizdi. Birkaç ay içinde işgalciler kendi aralarında yeni anlaşmalar imzalarken Mustafa Kemal ve silah arkadaşları müttefiklerin ülkeyi sadece işgal etmekle kalmayıp bölme niyetinde olduklarını da anlamıştı. Bu sıralarda Türkler açısından umut verici tek ışık, kendi bölgelerinde işgale karşı çıkan bağımsız müdafaa-i hukuk cemiyetleriydi. İstanbul'daki durumun ümitsiz olduğunu anlayan Mustafa Kemal, kurtuluş için başka çözümler aramaya başladı. Balkan savaşlarının Bahriye kahramanı olan Hüseyin Rauf'un, geride kalan askeri güçlerin komutanı Kazım ve Ali Fuat'ın desteğini alan Kemal, kurtuluşun Anadolu'da olduğuna karar verdi. Anadolu nüfusunun büyük bir bölümünü Türkler oluşturuyordu. Türklerin müttefiklere karşı direnebilmesi için hareketin Türk halkının içinden, yani Anadolu'dan gelmesi gerektiğini hissetti. Direniş böylece örgütlenecekti. İngilizlerin baskısı altındaki padişah, Anadolu'da kalan birliklerin teslim olmasını sağlayacak bir komutan arıyordu. Mustafa Kemal bu iş için gönüllü oldu. Padişah Mustafa Kemal'e güveniyordu. Mustafa Kemal padişaha güvenmiyordu. Ama padişaha yakındı. Türk ulusal direnişini yönetebilmesini sağlayacak, gerekli göreve atanabilmek için padişahla olan ilişkisini kullandı. Olağanüstü yetkilerle donatılan Mustafa Kemal, Anadolu'daki iki kol orduya komutanlık edebilecek ve 5 vilayetin valisine emir verebilecekti. Padişah ve İngilizlerin bu atamadan pişman olmaları uzun sürmeyecekti. Mustafa Kemal bu yolculuğa çıkmak için hazırlandığı sırada İngiliz Başbakanı Lloyd George, 15 Mayıs 1919'da Yunanlıların İzmir'e çıkmalarına izin verdi ve onları destekledi. Lloyd George'la gizli dayanışma içinde bulunan Yunanlılar, bunun geçici değil, kalıcı bir işgal olmasını kararlaştırmıştı. Bunu sağlayabilmek için İzmir'de karaya çıktıktan sonra kontrolü ele almak yerine orada yaşayan Türkleri ve Musevileri katletmeye başladılar. Böylece Batı Anadolu'da yaşayan diğer Türk ve Musevileri kaçmaya zorladılar. Yunan çıkartmasından 4 gün sonra Mustafa Kemal, 9. Ordu müfettişi olarak ülkenin Karadeniz kıyısına çıktı. Anadolu için mücadele başlamıştı. O andan itibaren Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı ve Türk ulusunun kaderi bir olmuştur. Hatta daha sonra gerçekleşen ve ölümüne kadar süren olaylar bile o ana dayanmaktadır. Türkler çok zor durumdaydı. Yunanlar Trakya ve Güneybatı Anadolu'yu işgal etmişlerdi. İtalyanlar Güney Anadolu'yu ve Fransızlar da Kilikya olarak tabir edilen Güneydoğu Anadolu'yu ve Suriye'yi işgal etmişti. Kuzeydoğu Anadolu başka güçlerin elindeydi. Aynı zamanda İngilizler Anadolu'ya uyguladıkları ablukayla dışarıdan yiyecek ithalini engellediler. O sıralarda Anadolu'da tarım neredeyse durma noktasına gelmişti. Üstelik herhangi bir nakliye imkanı yoktu.
İnsanlar yaşamlarını sürdürebilmek için gerekli bütün olanaklardan yoksundu. Mücadele etmek zorunda oldukları bu şartlarda ve karşı karşıya bulundukları güçlükler ışığında hiçbir askeri liderin Atatürk kadar zor şartlarla karşılaşmadığını söyleyebilir. Yıllar süren savaşların ve merkezi hükümetin ihmalinin ardından Mustafa Kemal'in güvendiği Türk halkı yıpranmıştı. Kendilerini padişahın kulu olarak gören halkı, yüzyıllardır süren rehavetten uyandırmalı ve onları kendi kaderlerini belirlemeye zorlamalıydı. Kemal, direnişin başarılı ve kalıcı olabilmesi için halk tarafından başlatılan ve onaylanan bir mücadele olması gerektiğini biliyordu. Her şey belirli kurallar çerçevesinde ideolojik olarak sağlam temeller üzerine oturtulmalıydı. Döneme göre devrim niteliği taşıyan bu karar Amasya'dan tüm ülkeye duyuruldu. Mustafa Kemal, Ali Fuat, Rauf ve diğer komutanların imzasını taşıyan belge Amasya Genelgesi olarak tarihe geçti. Amasya Genelgesi, Türk Kurtuluş Savaşı'nın temel taşıdır. Ulus kendi iradesiyle kendisini kurtarmalıdır. Bu davaya tüm ulus katılacaktır. Onun sloganı ve ilkesi buydu. Mücadele için büyük bir kararlılık, inanılmaz bir çaba ve büyük bir dikkat gerekiyordu. Silah arkadaşları tüm bu özelliklerin sadece Mustafa Kemal'de birleştiğine karar verdi. O döneme göre çok büyük bir karardı. Bu vatansever subaylar kendi kişisel çıkarlarını ve tutkularını bir kenara itti. Hepsi hırslı insanlardı. Türk direniş hareketini başarılı kılmak için lider olarak Mustafa Kemal'e ihtiyaç duyduklarına karar verdiler. O sadece en iyi lider değildi. O mücadeleyi başarıya ulaştırabilecek tek liderdi. Amasya Genelgesi ayrıca Sivas ve Erzurum'da yapılacak kongreleri de duyuruyordu. Mustafa Kemal liderliğinde ülkenin dört bir yanındaki köy ve kasabalardan seçilen temsilciler ulusal düzeyde düzenli bir orduyla yapılacak bir mücadele başlatma kararı aldı. Hiçbir manda ve himaye yönetimi kabul edilmedi. Sivas'ta kendine karşı bir muhalefetin oluşmasından dolayı kongreler Mustafa Kemal açısından kolay geçmedi. Onun hırsını ve batılı yaşam tarzını sorgulayan pek çok kişi siyasi liderliğinden şüphe ediyordu. Başkaları da mücadelenin onun adıyla özdeşleşmesinden endişe ediyordu. Ayrıca kuşkulanmaya başlayan İstanbul hükümeti ona dönmesini emretmişti. Padişah ve İngilizler artık onu isyancı bir general olarak görüyordu. Ordudan ayrılmak zorunda kalan Mustafa Kemal resmi unvanından sıyrıldı. Mustafa Kemal artık sivil ve ordusu olmayan eski bir generaldi. Dostu Ali Fuat'a Mustafa Kemal'i tutuklama emri verilmişti. Ali Fuat derhal buna karşı çıktı. Bunun üzerine Anadolu'daki en büyük askeri gücün komutanı Kazım Karabekir aynı emri aldı. Bu Türkiye ve Mustafa Kemal'in yaşamında önemli bir dönüm noktasıdır. Kazım Karabekir onu tutuklayabilirdi. Pek çok şey yapabilirdi ama onun yerine ona "Buyurun paşam" dedi. "Askerlerim emrinizdedir." İşte o andan sonra Kurtuluş Savaşı gerçekten başlamış oldu. Kazım'ın desteğini alan Mustafa Kemal, karargahını Ankara'ya taşıyarak orada bir meclis açmaya karar verdi. Mustafa Kemal, düzenli ordu kurmak ve mücadelenin esaslarını belirlemekle uğraşırken, Yunanlılar doğuya, Ankara'ya doğru ilerliyordu. Mustafa Kemal'in Kuvayi Milliye yani bölgesel yerel güçlerini düzenli bir ordu haline getirmek için Ankara'ya geri çektiği sırada Büyük Millet Meclisi'nden pek çok kişi Mustafa Kemal'i yenildi diye eleştirmeye başladı. Onlara göre Türkler vatanlarını kaybediyordu ve geri çekilmek yerine durup savaşmalıydılar.
Mustafa Kemal açısından durum parlak değildi. Sultan Kuvayi Milliye ile mücadele etmesi için bir ordu yolladı. Ayrıca padişahın Mustafa Kemal'in öldürülmesi çağrısı üzerine Anadolu'nun dört bir yanında isyanlar başladı. Mustafa Kemal çaresizlikten güç aldı. Kararlılığı, özgüveni ve çocukluğundan bu yana süre gelen özgürlük tutkusu yorulmadan, dinlenmeden çalışmasını sağladı. Mecliste sayısız saatler geçirerek vekillere içinde bulundukları durumu ve amaçlarını açıkladı. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ulusumun da aynı özelliklere sahip olmasını şart koşarım. Ben yaşayabilmek için özgür bir ulusun evladı olmalıyım. Bu sebeple ulusal bağımsızlık benim için bir hayat meselesidir. Yunan ilerleyişini durduracak düzenli bir ordu kurmak için dava arkadaşlarıyla birlikte çalışmaya devam etti. İki olay onun hayatının akışını değiştirecekti. Biri kişisel, biri politikti. İstanbul'da yakınlaştığı Fikriye Hanım, onun hasretine dayanamamış ve mücadelesine katılmaya karar verdi. Kahramanına aşık olan, geleneksel değerlere bağlı Müslüman bir kızdı. Ankara'ya geldi, ona eş ve kadın vazifesi görerek bir yuva hazırladı. Fikriye Hanım Mustafa Kemal'e aşıktı. Mustafa Kemal de bu ilgiden memnundu. Ankara halkı zaman zaman at binerek Mustafa Kemal'e eşlik eden bu güzel kadını fark etmekte gecikmedi. Evli olmamalarına rağmen mükemmel bir çift gibi görünüyorlardı. En azından Fikriye öyle düşünüyordu. Mustafa Kemal'in ne düşündüğünü ise zaman gösterecekti. Siyasi arenada ise işgal güçleri 10 Ağustos 1920'de İstanbul hükümetini Sevr Anlaşması'nı imzalamaya zorladı. Sonunda imzalanan anlaşma uygulansaydı, Türklere Orta Anadolu'nun çok küçük bir kesitinde bağımsızlık tanıyacak ve Türklerin yoğun olduğu bölgeleri kurulması planlanan Ermeni, Yunan ve Kürt devletlerinin egemenliğine sokacaktı. Mustafa Kemal zamanın geldiğini biliyordu. İnsanları harekete geçirip mücadeleyi sonuna kadar götürmek için gerekli kıvılcımı bulmuştu. Arkadaşlarıyla beraber çabuk ve kurnaz bir şekilde hareket ederek müttefiklerin son ana kadar tepki vermesini önlediler. Savaşın nasıl kazanılabileceğini önceden görmüştü. Bunu çok katı bir şekilde davranarak ve müttefikler arasında ikilik yaratarak başarabilirlerdi. Fransızlarla İngilizler arasında ayrılık yaratmayı başardı. Böylece büyük güçlerin kendisine karşı askeri müdahalede bulunmalarının önüne geçmiş oldu. Siyasi durumu güvence altına alan Mustafa Kemal, Kazım'a Doğu illerini yeni kurulan Ermeni devletinden geri alma emri verdi. Ermenileri yenilgiye uğratan Kemal, Türkiye'nin doğu sınırlarını geleneksel çizgisine taşıdı. Doğu'nun güvenceye alınmasıyla artık batıdaki Yunan ilerleyişiyle ilgilenebilirdi. Yunanlılar ve Lloyd George ise onu ve arkadaşlarını hala ciddi bir tehlike olarak görmüyordu. Lloyd George ve etrafındaki bazı politikacılar Mustafa Kemal'in bir pislik, bir haydut, bir asi olduğunu düşünüyordu. Mustafa Kemal mecliste yine eleştiriliyordu. Türklerin İnönü zaferlerine rağmen Yunanlılar Eskişehir'i almış Ankara'ya doğru ilerliyorlardı. Ancak Kemal, Anadolu'nun çok içlerine ilerleyen Yunanlıların İzmir'deki karargahlarından bir hayli uzaklaştığının farkı. Yunanlıları Anadolu'da herhangi bir yerde durdurduğumuz an yenilirler demişti. Bir kez sıkıştıklarında savaşa devam etmek için gerekli güçleri kalmayacaktı. Özellikle de müttefiklerden gelen desteğin parça parça azalmasıyla birlikte. Mustafa Kemal de bunu yapmayı büyük bir ustalıkla başardı. Mustafa Kemal herkesten şartsız destek bekliyordu. Hızlı hareket etmeliydi ve yaptıkları sorgulanmamalıydı.
Yunanlıların Ankara'ya yaklaşmalarından yararlanarak meclisi kendine olağanüstü yetkiler vermeye ikna etti. Artık başkumandan olan Mustafa Kemal, görülmemiş bir enerji ve kararlılıkla Türk ordusunu düzenlemeye ve donatmaya başladı. Bütün Türk ulusunu cephede bulunan ordu kadar fikren, hissen ve fiilen hazırlamalıydım. Köyde, evinde, tarlasında bulunan herkes kendini silahla vuruşan bir asker gibi görmeliydi. Sadece bir orduyu yönetmek ve savaşa hazırlamakla kalmıyor, aynı zamanda yeniden oluşturuyordu. Bunun için Türk halkının onayına ihtiyacı vardı. Yeni kaynaklar yaratmalı ve donanımlar tasarlamalıydı. Ayrıca tüm organizasyonu sıfırdan eğitmeliydi. Benim görüşüme göre bu büyük bir başarıdır. Mustafa Kemal'in karizmatik liderliği sayesinde her Türk bağımsızlığını geri almak için onun etrafında toplandı. Yunan ordusunun Ankara'ya 51 kilometre yaklaşmasıyla beraber her şey Sakarya Nehri kıyılarında yaşanacak olan savaşa bağlıydı. Kemal orduya kumanda etmek için şahsen orduydu. Orduya şu emri verdi: hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O sathı bütün vatandır. Küçük büyük her birlik bulunduğu yerden atılabilir. Yanındaki birliğin çekilmek zorunda kaldığını gören birlikler ona uyamaz. Bulunduğu yerde sonuna kadar direnmek ve dayanmak zorundadır. Ayrıca ondan emir almadan geri çekilen herkesin idam edileceğini belirtti. Mustafa Kemal'in liderliğinde Türkler mücadeleye hazırdı. Gün ve 21 gece süren savaşın ardından Yunan ilerleyişi durdurulmuştu. Direniş o kadar başarılı olmuştu ki Yunanlar sadece Sakarya'dan geri çekilmekle kalmadı, bir daha asla Sakarya'ya sokulmaya cesaret bile edemediler. Milli mücadele açısından bir daha ciddi bir tehdit oluşturamadılar. Mustafa Kemal'e meclis tarafından gazi ve mareşallik rütbesi verildi. Şöhreti sadece ülke içinde değil, İngiliz İmparatorluğu'nun doğudaki sömürgelerinde de yayılıyordu. Mustafa Kemal, Anadolu'ya ayak basmasından sonraki iki yıl içinde bir meclis açmış, doğu ve güneydeki Türk topraklarını yeniden ele geçirmiş, müttefiklerin birliğini bozmuş ve Yunanlıları yalnız bırakmıştı. Kendini her zamankinden daha güçlü ve emin hissediyordu. Artık yapılması gereken son şey Yunanlılara ve onların İngiliz destekçilerine son darbeyi vurmaktı. Asi artık hayal ettiği kurtarıcı olmak üzereydi. Mustafa Kemal Yunanlılara karşı nihai saldırıya hazırlanırken hayatı ve Ankara değişiyordu. Yeni kurulan Sovyetler Birliği şehirde büyükelçilik açmıştı. Her yerde yeni binalar inşa ediliyordu. Kemal'e büyük bir bağlılık taşıyan Fikriye, ona sıcak bir ev hayatı sunuyordu. Bu arada ülkenin geleceğini konuşmak için pek çok kişi gece Kemal'in evine geliyordu. Bir gün yemekten sonra evlilik konusunu ortaya atan Fikriye'ye Mustafa Kemal, "Ben ulusumla evliyim" yanıtını verdi. Bir yıl süren dikkatli ve gizli planların ardından Mustafa Kemal, 26 Ağustos gününün karar günü olmasını kararlaştırdı. Komutanlarını şaşırtarak Yunanlılara Afyon'da en güçlü oldukları noktadan saldırmaya karar verdi. İngiliz mühendisler daha önce bu mevzileri geçilmez olarak tanımlamıştı. Askerleri gizlilik içinde toplayan Mustafa Kemal, düşmanı yanıltmak için bazı manevralar tertipledi ve savaşa hazırlandı. ...26 Ağustos sabahı Kocatepe sırtlarından saldırı emrini verdi.
Zafere kısa sürede ulaşıldı. Türk ordusunun hızlı ve ani saldırısıyla Yunanlılar hazırlıksız yakalanmıştı. 3 gün içinde Yunan cephe komutanı esir alındı ve Türkler Yunanlıların 3 yıl önce karaya çıktığı İzmir'i kurtarmak için ilerlemeye başladı. Askerleri şahsen yöneten ve etrafına özgüven ve enerji saçan Mustafa Kemal, 31 Ağustos'ta Yunanlıların Bizans'ı yeniden kurma hayalleri olan Megalo ideasını tarih sayfalarına gömmüştü. Geri çekilen Yunan ordusunu amansız bir şekilde takip eden Türk ordusu 9 Eylül 1922'de İzmir'e girdi. Türklerin İzmir'e girmesiyle beraber Lloyd George iktidardan düştü ve siyasi hayatı da son buldu. Diplomatik çevrelere yakın Doğu için planlarını yeniden gözden geçirdiler ve bölgede Yunanistan'ın değil, Türkiye'nin güçlü unsur olduğu yönündeki anlayışa geri döndüler. Yunanistan'da ise bir ihtilal oldu, başbakan ve bazı generaller idam edildi. Sonunda da krallık devrildi. Kurtarıcı olarak kabul edilen Mustafa Kemal, ülkenin en güçlü ve en saygın insanıydı. Ona Osmanlı hanedanlığının tahtına oturması, padişah ve halife ünvanları teklif edildi. Onunsa başka planları vardı. Mustafa Kemal, eline geçen ilk fırsatta saltanatı kaldırma niyetindeydi. Bu fırsatı ona yine İtilaf Devletleri sunacaktı. Hem padişah hükümetini hem de Ankara'daki hükümete davet çıkararak anlaşmayı görüşmek üzere Lozan'a ortak bir heyet göndermeleri çağrısında bulundular. Herkesi yendikten sonra Mustafa Kemal'in Türkiye hükümetini düşmanlarla işbirliği yapan İstanbul hükümetiyle paylaşmaya niyeti yoktu. Durumdan yararlanan Mustafa Kemal, halkı temsil eden ve onun iradesiyle hareket eden tek hükümetin Ankara hükümeti olduğu konusunda milletvekillerini ikna etti. Vekillerin dini duygularını rencide etmek istemeyen Mustafa Kemal, saltanatla halifeliğin birbirinden ayrılmasını ve saltanatın kaldırılmasını teklif etti. Bunun üzerine ateşli tartışmalar yaşandı. Bir noktada tartışmalar öyle bir hal aldı ki Mustafa Kemal bu öneri kabul edilmezse bazı kelleler gider demek zorunda kaldı. Bu kadarı yetmişti. Saltanat kaldırıldı.